Selamünaleyküm dostlar. Mesnevi dersimize devam ediyoruz. Mesnevi'de şöyle bir şey anlatılır. Peygamber aleyhisselam bir gün Cebrail aleyhisselama gerçek suretini bana göster der. 600 kanadıyla arşı kaplamış bir şekilde Cebrail aleyhisselam kendisini gösterir. Beşeriyet itibariyle Peygamber Efendimiz bayılır ve Cebrail aleyhisselam onu kucağına alır. Ve şöyle devam ediyor Mesnevi Şerif'te. Cebrail diyor, Muhammed aleyhisselamın beşeriyetini ve risaletini görüyordu. Eğer Ahmet aleyhisselam celil olan kanadını bir açsaydı, Cebrail bir bayılırdı, haşir meydanına kadar ayrılmazdı. Ahmet celil olan kanadını bir açsaydı, Cebrail bir bayılırdı, haşir sabahına kadar uyanmazdı. Yani Cebrail aleyhisselam da beşeriyeti Muhammediye ve Risaleti Muhammediye'yi görüyordu. Hakikati Muhammediye'yi bir görseydi, yani levlaka levlak lema halak filaklak, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım anlamını bir görseydi diyor, bir bayılırdı, haşir sabahında ayılırdı. Demek ki beşeriyeti Muhammediye, Risaleti Muhammediye, Hakikati Muhammediye var. Bir de bu konuda bazen duyuyoruz meleklerin rütbeleri kanatlarına göre. Cebrail aleyhisselamın 600 kanadı var. Şimdi bazıları diyor ki meleklere kanadı var mı yok mu bunlar tartışılıyor falan. Evet, kanadı var. Fatır suresinin ilk ayetinde Elhamdülillah fatırı semavati vel art diye başlayan ayette, Diyanet mealinden okuyorum, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. Demek ki meleklerin kanatları varmış. Burada da Fatır suresi 1. ayet-i kerimede ifade ediyor. Cebrail aleyhisselamın 600 kanadı var. Bu konu meleklere iman konusudur. Melekler erkek de değildir, dişi de değildir. Çizgi filmlerden meleklerin dişi olduğuna dair görüntüler çocuklarımızı etkiliyor. Melekler erkek de değil, dişi de değildir. Demek ki Cebrail aleyhisselam genellikle Dıhya suresinde Peygamber Efendimiz yanına geliyordu. Dıhya, yakışıklı bir sahabe. Gerçek suretini iki defa gördü. Bir, ilk vahyin geldiği zaman, bir de Miraç gecesinde. 600 kanadıyla arşı kaplamış şekilde. Evet, bu hikayede diyor ki Ahmet celil olan kanadını bir açarsa aleyhisselam, Cebrail haşir sabahına kadar uyanamaz. Bir bayılır, haşir sabahına kadar uyanamaz. Onun gördüğü beşeriyeti Muhammediye ve Risaleti Muhammediye'dir. Hakikati Muhammediye'nin anlaşılabilmesi için Risale-i Nur'da da bu konuda bilgiler var. Biz sadece Hakikati Muhammediye'nin ne olduğunu anlatmak için örnek verdik. Bir de meleklere iman konusunu anlattık. Bugünkü söyleyeceklerim bundan ibaret. Herkese selamun aleyküm. Hayırlı günler.